Bekle Gameplay'den hepinize tekrardan merhaba. Merhaba. Watch Dogs oynamaya devam ediyoruz. İkinci bölümü bitirmiştik en son. Aiden'ın kız kardeşini ziyaret etmiştik. Onu biri aramıştı gizli numaradan filan. O elemanı bulduk. Öldürdük. Arayan kişi de aslında şeymiş yani başkası tarafından tutulmuş. Araması filan istemiş adam. Parayla tutmuş yani. Epey ciddi bir para da vermiş sanırım. Bu ne? Ha, o karıya yardım etti bu sefer. Oo. Dur lan. Nereye kaçtın zannediyorsun oğlum? Nereye kaçabileceksin? Of lan ne zıpladı. Sıçtık ağzına. Allah. Şuralarda bir yerde yine motosiklet bulabilirsem motora binmek istiyorum ya. Bir doya doya kullanamadım. Binelim gidelim arkadaş, yapacak bir şey yok. Şimdi gidip bu görevi yaparım. Geçenki salakta yapmam. Odun gibi saldırmayacağım yani. Evet, göreve başlattık. O az önceki muhabbetliymiş ya. Ben yanlış düşünüyormuşum. Minimal damage. It's right in my wheelhouse. I'll hit some shortcuts for good measure. Bakalım ne olacak. Oha lan, çalıyoruz arabayı gözünün önünde. Ha, kaçmayı düşünüyorsun. Of. Zaten bizim arabamız bu demiş ya. Bütün dakikalar boşuna gitti yalnız. Bir dakika. Şuradan da işaretleyeyim de daha rahat bulurum. Of, kafa attım ha. Bu arada işaretleyemedim. Asıktır geriye. İyi ki işaretlemişim ha. Yoksa siktir seni bulamadık bu tarafta. Hızlı hızlı gitmemiz lazım. Bunlar hep araba sürüş teknikleri. Oy 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 oy. Ha, o da araba kullanıyormuş lan. Yok, kullanmıyor olabilir ya, bana ne geliyor. Ama sanki ilerliyor mu duruyor mu anlamadım ki olayı ya. Sanki ben yürüdükçe böyle şey yaptıkça o da... Ay neyse ya. Şimdi öğreniriz. 30 saniye var ha. Of of. Lan bok gibi yapmışlar şu kullanımı ya. Vallahi zerre sevmedim ha. GTA'nın yani kullanım rahatlığının yanından geçemez. Geçemez yani. Muhtemelen yapamayacağım. 10 saniye falan var. Belki de yaparım, bilmiyorum. Lan 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 lan. Çok aptal bir mevzu ya.
Her neyse tekrar oynayalım. Yapacak bir şey yok. Çok salaş bir şekilde kaybettim. Yani geçemedim bölümü. Evet tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer aynı aptallığı yapacağımı sanmıyorum. Direkt olarak ne yapacağımı biliyorum. Dikkatimi çekmedi bu tane uzunca bir süre o işaret benim. Uzun bir süre boşa gitti bu sayede. Herhalde yani çok dikkat etmedim çünkü dediğim gibi dalgın bir şekilde oynadım muhtemelen. Bu sefer sakin sakin sürsem mi? Abi çok kötü şu dönüşler var ya alamıyorum ya. Dönemiyorum yani. İnanılmaz dandik yapmışlar. Nasıl bu şekilde yapmışlar anlam veremiyorum ben. Şuraya bak. Hani şey ya neydi oyun adı? Sleeping Dogs'u sanırım. Yine bu tarz bir oyun vardı. Ya, tabii hack muhabbet falan yoktu da. Oyun da yani şey açık dünya oynanışa sahip diyemem çok fazla ama yani hani bir GTA bir Watch Dogs kadar açık dünya oynanışa sahip değildi Sleeping Dogs. Ama araba kullanımı o kadar rahattı ki. Tamam hani gerçekçilik açısından pek gerçekçi değildi. Ama çok kolaydı. Yani gidiyordunuz, sürüyordunuz rahat bir şekilde. Hani bunu verselermiş en azından. Çünkü bu oyunda şu anda asıl amacımız araba kullanmak değil. Hani bir şeyler hacklemek, aksiyona girmek, çatışmak falan filan. Hani neden bu kadar zor yapmışlar araba kullanmayı anlam veremedim ben. 15 saniye kadar geldik rahat bir şekilde. Şimdi diğer arabaya mı? Olaya bak. Buradan nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Şuradan dönüp gitsem ne olur acaba? Fantezi deneyelim mi? Uf. Bir süreden kazandık iyi. Hadi bakalım. Oy, sıyırdı. Biz geçebilir miyim lan şunların iki tanesinden? Geçeri. Aba. Of çarpacağım. Of. Benim arabama nasıl bir şey ama? Vallahi hiçbir şey olmadı ha. Lan şaka gibi yapmışlar ya. Yalnız çok ciddi benim oyuna karşı oyun yargılarım vardı. Hani Ubisoft'un elinde patlar bu oyun diye. Sonra zamanla özellikle multiplayer videolarını gördüğümde biraz görüşüm değişti. Ulan dedim bunlar yaptı galiba güzel bir şey. Hani şu an oynarken canım sıkılmıyor. Gayet güzel yapmışlar. Genel açıdan akıcı bir oyun. Ama ulan nereden gideceğim oraya? Hiç de düşünmüyorum. İşte akıcı bir oyun ama ben bu araba kullanım olayını zerre beğenmedim işte açıkçası hani. Çok daha iyi yapabilirlermiş. 1000 dolar kazandık. Şuraya ata aldık bu arada. Her neyse önemli değil. Ben buraya niye geldim? Niçin geldim? Bunu niye yaptım? Neden yaptım? Bunları bile indirebiliriz ha. Her şey buraya bağlı, sisteme bağlı. Şimdi şurası ne? Şu silahı bir koyayım da bak. Allah yine çektim. Şu elemanlara bakayım bunlar neyciymiş. Bakamıyoruz şey kapalı. Looking for a digital trip? I got here some digital trips, wild audio waves that just do monkey business with your brain waves. 100% safe, 100% out of this world. What do you say? Oh, you're gonna like what I got. Hey, ever dream of being a spider? No? Well, how about a spider tank? This is the D-trip for you. Bu neymiş? You are in for a hell of a ride.
Uyuşturucu mu aldık lan? Anlamadım ki olayı. Ha, neyse bakalım. Muhtemelen görevin dahilinde bir olay değil bu ama merak ettim. Yok ya, baya baya bir tanka bindik. Spider tank dediği buymuş. Oha lan. Oba, kaos. Bunlar hep kaos. Oba, sevdim bu işi. Oha lan. Oba. Oba. Ben bayağı sevdim bu işi. Ay, sizlere verdim ya lan. Benim. Oha, ben oha kontrolü biraz kaçık geldi. Kaçalım şöyle biraz ya. Ha? Bunları Oba, tam kafasına oturdum ha. Oo, ben bu olayı bayağı sevdim ha. Ama ağzımda da sıçtılar ama. Enerji alışımda bir tane yok tabi. Şu an enerjiye deli bir ihtiyacım var. Şu var ya. Mermiş bir de. Nerede lan bu da? Oba. Enerji of güzel. Şuraya durup birazcık ağzını sıçalım. Ben seni o tarafa gitmem lazım ya, orayı işaret ediyor. Gidelim bakalım. Hadi şöyle kalalım sana. Şurada biraz enerji de olsun. Yanaşamazlar buraya herhalde. Oo, güzel yapmışlar abi. Bu olayı ben çok sevdim. Baya şehirde kaos yaratıyoruz. Oba. Aha, 27 saniye kaldı. Ulan yine daldım. 3 tane de var. Eğer her bir tanesini patlatışımızda checkpoint şeyimiz artmıyorsa süremiz, imkanı yapamam. İnşallah artıyordur ya. Altta zere gideceğiz. Aynen, gizlini bir alayım. Şu araba kimle de gideyim. Şurada biraz insan da öleyim. Bunlar hep kal. Şöyle biraz daha. Ulan enerji de kaybediyoruz ya. Oğlum GTA'da olsa şimdi yani şeyler falan gelmiş, böyle askerler artık. Aa, ben sevdim bu arada arkadaş.
30 saniye var, rahmet salak gibi dolanıyorum etrafta. Neredesin lan? Yine ben buraların yanından geçtim ha. Oba. Oha, helikopter falan gelmeye başladı. İşler cırtından çıkıyor yavaş yavaş. Nasıl vuracağım ki ben onu? Kafayı kaldıramıyorum. Hadi dur. Biraz tepeye çıkalım abi. Muhtemelen patlayacağız ya. Aynen gidiyoruz. Of be, manyak çakma. Kaustu lan, bunlar hep kaustu zaten. Hep kaustu. 16 tane şey öldürecek. Bunlar artık kesin değil. Şöyle çok kısmış bu ultileri. Düşmanlar. Kolay oldu. Her neyse işte artık bitsin ya. Yeni bir görevi de göreyim ne vardı. Aslında bitirmeye çalışsam o zaman. Oooo ters. Of. Annesi ölümden saldırıyor. Bir tane adam için şey istiyorum ha, bomba. Bu da bitti. Askerler falan gelmiyor ki, swaplatsın onu. Şimdi bunlardan bulup tutuyordum anne abi. Ay ay. Yakınlaştık. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Bu ne böyle? Kitlendi ha. Salaklığa bak. Bayağı kilitlendi. Al bir de buradan yak. Aptallığa bak ya. Hiçbir şey yapamıyorum ha. Startlayamıyorum da oyunu. Yani bu kadar salak bir muhabbet olabilir mi şimdi? Yani Ubisoft'un klasik gerizekalı şeylerinden biri. Al işte denk geldik. Oyunun ortası yerinde böyle aptal bir şey olur mu? Şimdi ne startlayabiliyorum? Artık start da yok gerçi. Options'a da basamıyorum. Sadece ana menüye dönebiliyorum. Bunun dışında hiçbir şey yapamıyorum. Bari süre bitse, ortaya tıklıyorum yine olmuyor. Muhtemelen çıkıp tekrar girmem falan gerekecek. Biraz daha beklemek istiyorum ama. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerizekalı oyun saçma bir şekilde takılmıştı. Hata raporu falan da gönderdim. Bir şey değişmeyecek ama çok aptal mevzu oldu. Yani her şey sıfırdan başlayacağız şimdi, gereksiz bir şekilde. İşin aslında 3. videoyu burada kapatalım. Yeni videoya sade, temiz, güzel bir şekilde başlarız. Red Dead'le gameplay'de
Watch Dogs oyununun 3. bölümünü oynadık. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.